Merhaba değerli izleyenler. Bugün 29 Ekim 2024 Cumhuriyetimizin 101. yılı. Kutlu olsun. Erzurum Kongresi'ne giden araçta tarihi bir not yazıldı. 1919 Temmuz'uydu. Mustafa Kemal Atatürk, Mazhar Müfit'e Cumhuriyeti ilan edeceklerini duyurdu. Böylelikle Cumhuriyet fikri ilk kez yazıya dökülmüş oldu. Hakimiyeti milliyenin hakim kılınması, Latin alfabesinin kabulü ve kadın hakları konusunda devrimler. Hepsi o notlardaydı. Ta ki Çankaya Köşkü'nde 28 Ekim 1923'teki o akşam yemeğine kadar sır gibi saklandı. Cumhuriyet fikri ilk kez o tarihte yemekte paylaşıldı ve sahiplenildi. Türk Devleti'nin yeni yönetim şekli, efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz sözleriyle ortaya kondu. Türk milleti için yeni umutlar yeşerdi. Ve bir kadın gözünden Cumhuriyet. Mustafa Kemal Atatürk, ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın diyerek yeni bir anlayışı ortaya koydu. Nene Hatun'dan Arife Jale'ye, Afife Jale'ye, Fatma Aliye'den Halide Edip Adıvar'a, Türk kadınına umut ve ışık olan tüm değerlere sonsuz minnetle. Meşaleyi yakmaya devam. Kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk, kahraman, şehit ve gazilerimizden aldığımız güçle ve onurla al bayrağımızı göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Başlayalım, değerlendirelim. Uçurum kenarında yıkık bir ülke. Tüm düşmanlarla yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Değerli izleyenler, Dış Bakış'a hoş geldiniz. Ben Deniz Ecem Toplar. Atatürk döneminde Türk dış politikası ve Türkiye yüzyılında milli dış politikayı değerlendireceğiz. Elbette çok kıymetli konuklarımız var. Emekli Hava Kor General Doktor Erdoğan Karakuş, hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyorum, var olun. Ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger, hoş geldiniz hocam. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum, var olun. Şimdi özellikle hem Atatürk döneminde Türk dış politikası, hem Türkiye yüzyılında milli dış politikasına kadar olan o süreç, o 101 yıllık süreç, aynı zamanda milli savunma hamleleri, yerli ve millilik, savunma sanayinde yerli ve millilik içinde çok önemli kazanımlar, çok önemli eşiklerden geçildi. Ve bu süreci detaylandıralım istiyorum. Değerli Erdoğan Karakuş, sizinle başlayalım isterim. Şimdi Atatürk döneminde Türk dış politikası dediğimiz zaman elbette belli eşiklerden geçildi. Şimdi Kurtuluş Savaşı'ndan çıkılan bir süreç, özellikle İkinci Dünya Savaşı'nı öngören, yıllar öncesinden öngören ileri görüşlü bir lider ve elbette ki bugünü konuşuyorsak eğer 4 yıl öncesinden kafasında pek çok planı yapmış, cumhuriyetini temellendirmiş. Sadece cumhuriyet kavramı olarak değil, tüm esaslarıyla birlikte hayata geçirebilmiş bir liderden bahsediyoruz.
o dönemki dış politika anlayışıyla Türkiye yüzyılındaki dış politika anlayışını karşılaştırsak o günden bugüne hangi kritik eşiklerden geçildi ciddi anlamda? Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün birinci kafasındaki husus savunma sanayisini kurmak. İkinci husus borçlanmamak. Bunu daha İzmir İktisat Kongresi'nde Cumhuriyet kurulmadan görüyor. O zaman söylediği şu: başkasından silah alınarak başkasıyla savaşılamaz, hakimiyet kurulamaz. Başkasından borç alınarak da yaşanamaz. İki kuralı o zaman daha İzmir İktisat Kongresi'nde koruyor. Hemen arkasından da efendim istikbal göklerdedir diye tarihte ilk kurduğu kurumdur. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra istikbal göklerdedir diyerek Türk Hava Kurumu'nu kuruyor. Ne için? Efendim havacılık sanayisini kurmak ve geliştirmek için. Bunu niçin yapıyor? Dediğim gibi savunma sanayisine sahip olmayanların efendim dünyada yaşamasının mümkün olmadığını gördüğünden yapıyor. Ve tüzüğünün tamamen efendim elden geçirilmesi ve onaylanması Cumhurbaşkanı'na aittir. Başka kimseye ait değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tek Cumhuriyet kurulduktan sonra Türk Hava Kurumu'nun tüzüğü Cumhurbaşkanı'nca onaylanır. Başka hiçbir kurumun derneğin onaylanmaz. Diğerleri efendim İçişleri Bakanlığı neyse kimi ilgilendiriyorsa onunla ilgili bağlan. Şimdi ve ilk hamleleriyle savunma sanayisini kurarak onun üzerine siyaseti bina etmiştir. Yani siyaseti bina ederken daima dost ülkelere elini efendim bu şekilde uzatarak Balkan Paktı'nı kurmuştur mesela. Balkan Paktı. Şimdi Balkan Paktı'nı niye kuruyor? Efendim Yunanistan'ın kıpırdamasına mani olmak için kuruyor. Yani Yunanistan'ı diğer efendim o bölgedeki devletler vasıtasıyla denetim altına alıyor ve barış içerisinde Yunanistan'la yaşamayı hedef alıyor. Öbür tarafta biliyorsunuz Saadabad Paktı'nı kuruyor ve o doğu bölgesini de bir şekilde emniyete alıyor. Şimdi aynı zamanda Akdeniz Paktı'nı kurmaya kalkıyor ve onun üzerinde çalışıyor. İngiliz ve Fransızlarla birlikte İtalyanlara karşı Akdeniz Paktı'nı kurmaya çalışıyor. Ömrü ve vefa etmiyor ama zaten atılan adımlar nedeniyle Akdeniz efendim paktı kendiliğinden kurulmuş oluyor. Nitekim 2. Dünya Savaşı başladığında İngilizler ve Fransızlar birlikte, tabii Fransa'nın işgali söz konusu kuzey tarafının, ama güneyinde tekrar efendim de İngilizlerle işbirliği var. Yani Atatürk'ün dış siyaseti bir yerde mutlak savunma sanayisi kurulup onun üzerine inşa edilmesi söz konusu olması düşünülerek yapılmış. Şimdi gelelim bugüne. Tabii ki arada maalesef yani 1947'de Amerika Birleşik Devletleri özellikle Türkiye'nin savunma sanayisinin kurulmasını istemediğinden efendim her şeyi bedava vererek bir şekilde bizim özel sektör fabrikalarımızın batmasına neden olması, arkasından da efendim işte NATO'ya girince aynı zamanda verilen yardımlar sonucunda bütün askeri fabrikalarda kapatılmıştır. 1959'da asker liseye girdiğimde kaşığın üzerinde Eskişehir İkbal Bakım Merkezi tarafından, fabrika tarafından üretilmiştir. Çatalın üzerinde Kayseri fabrikası tarafından üretilmiştir. Kepçenin üzerinde Ankara fabrikası tarafından üretilmiştir. Düşünün, uçak havacılık üzerine kurulmuş fabrikaların hepsi efendim kazan, kepçe, tencere, efendim çatal, kaşık üretilir hale gelmiştir.
Ne zaman kafamıza dank etti biliyor musunuz? 1964'te. 1964 yılında efendim biliyorsunuz korkunç bir şekilde katliam yaptı Rumlar Türkleri Kıbrıs'ta. Onun üzerine 64 uçakla müdahale edildi. 64 uçakta biliyorsunuz Cengiz Topel bir tanesidir şehit düşer. Biliyorsunuz onu yani herkes bilmektedir. Düşünün o zaman Johnson mektubunu yedik biz. Johnson mektubu ne demişti? Asla ve asla benim size verdiğim uçakları hiçbir şekilde Sovyetler Birliği dışında bir yere kullanamazsın. İşte tam da bu noktada yerli ve millilik ne kadar önemli bunu gördük. 1974'e giden süreç de çok sancılı geçti. Kıbrıs'ta Türkler için. Yani ama 1974'ten sonra belki daha da zor bir süreç başladı. Birazdan geleyim size tekrardan bu noktada bıraktığınız yerden devam edelim istiyorum çünkü paşam. Şimdi İrfan Hocam çok önemli de... Buyurunuz. Dülger Hocama da selam saygılar. Merhaba komutanım. Evet saygılar bize. İrfan Hocam şimdi aslında Erdoğan Paşam çok önemli bir noktada da bıraktı. Şimdi Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreç belki can alıcı bir süreçti. Evet darbelerle de karşı karşıya kalmış bir ülkeydik. İşte hemen darbenin ardından belki 64'te müdahale edebilecek bir durum söz konusu değildi. Hele Johnson mektubundan sonra pek çok şey tartışmalı hale gelmişti ama 74'te bir irade gösterildi ve Mutlu Barış Harekatı gerçekleşti ve o kritik eşik belki de aşıldı. Evet, ambargolarla karşı karşıya kaldık mı? Evet kaldık. Ama 74'ten sonra bugüne gelindiğinde 2024'ün Türkiye'sini konuşuyorken, işte yerli ve milliliği konuşuyorken, işte bugün daha teröre karşı Gökbey'i diyeceğiz. Gökbey bugün Jandarma Genel Komutanlığı'na devredilecek. Şimdi önemli de dakikaları yaşayacağız. 15.30'da Sayın Cumhurbaşkanı'na katılımıyla o tören gerçekleşecek. Şimdi bu süreci konuşuyoruz, tartışıyoruz ya. Belki de o 60'lara tekrardan gidelim ya da o kurucu değerleri biraz anımsayalım ardından 60'lara gelelim sizinle de. O kritik eşikleri biraz konuşalım. Çünkü kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk yurtta sulhçu, cihanda sulh anlayışını ortaya koymuştu. Evet, barışı önceleyen bir liderdi ki 2019'da bu hamlelere çok net bir şekilde Türkiye'de yeniden dönüş yaptı ve şu ifadeler kullanıldı. Sahada ve masada etkin diplomasi anlayışı ve ardından da o sahada ve masada etkin diplomasi anlayışı Türkiye yüzyılı anlayışını doğurdu. Sadece 2040 vizyonu, 2070 vizyonu değil, artık Türkiye yüzyılını konuşmaya başladık ve yeni hedefleri konuşmaya başladık. O kritik eşikleri bir de sizden dinleyelim isterim hocam. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi yani 101. yıldayız, Cumhuriyet'in ilanının 101. yılındayız. Dışarıdan böyle bilim adamı yahut da Fransız gibi bakarak Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin tespitinin yapılması tabii ki ehemmiyet taşıyor. Şimdi dış politika açısından baktığımızda birkaç kategoriye ayırmak mümkün. Aynı zamanda işte savunma sanayinin gelişimini de bu çerçeve içerisinde değerlendirmek mümkün. Şimdi tabii en başta iki savaş arası dönem yani 23'ten 1946'ya kadar bu dönemde Türkiye statükocu bir politika izledi. Yani temel olarak büyük bir imparatorluğun ardılı mirasçısı olarak ihtiyatlı hareket etti ve dış dünyada mümkün olduğu kadar dışarıda kalan Müslüman ve Türk unsurların meselelerine düşünsel olarak angaje olmuş olsa bile fiilen bunlara yönelik bir girişim, bir aksiyon ortaya koyamadı. Çünkü koskoca bir imparatorluğun ardılı olarak ilk dönem bir taraftan ulus inşası, öbür taraftan devlet inşası faaliyetleriyle geçti. İkinci Dünya Savaşı içerisinde Türkiye savaşa katılmaktan istinap etti, savaş dışı kaldı. Bunun pozitif negatif yönlerini konuşuruz. Savaştan sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye Batı merkezli uluslararası örgütlere katıldı. Yani temel olarak
Batı merkezli siyasi örgütlenme olan Avrupa Konseyi Teşkilatı'nın kuruluş hazırlıklarına katıldı. Bu kanaldan mesela Türkiye çok partili hayata geçti aslında. Cumhuriyet'in başından itibaren 46'ya kadar Türkiye'de tek parti yönetimi vardı. Ama 46'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Lahey Kongresi öncesinde Türkiye'ye baskı yapıldı. Eğer hür dünya içerisinde yer almak ve komünist ülkelerden farklı bir görünüm ortaya koymak istiyorsanız çok partili hayata geçmeniz lazım şeklinde bize dışarıdan bir adeta dayatma empoze yapıldı. Bunun iyi tarafı işte 46'da CHP'den 4 mebus istifa ederek Demokrat Parti'yi kurdu. Türkiye böylece çok partili hayata geçmiş oldu. İki Dünya Savaşı sonrası dönemde Türkiye Batı merkezli uluslararası örgütlerle yakın ilişki içerisine girdi. İşte bunun siyasi ayağında Avrupa Konseyi örgütü var. Bunun askeri ayağında 1952 yılında katıldığımız NATO var. Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı ve bunun iktisadi ekonomik bacağında ise EFTA ve AET vardı. Türkiye orada Yunanistan nedeniyle, Yunanistan AET'ye yöneldiği için Türkiye'de AET'ye başvuru yaptı. O zamandan günümüzde her ne kadar AET'ye, AB'ye tam üyelik mümkün olmamış olsa da bu örgüt ile, ulusüstü örgüt ile ilişkilerimizin yakın tutulması Türkiye'ye çok önemli kazanımlar sağladı. Türkiye'nin sanayi üretim kapasitesi arttı. Daha önceden Türkiye 1980'e kadar ithal ikameci, dışa kapalı bir politika izliyordu. 1980'den itibaren 24 Ocak kararlarıyla Türkiye dışa açık büyüme stratejisini belirledi. 1970-80 arası parlamenter sistemin sıkıntılarından dolayı bir türlü katman protokol yükümlülüklerini Türkiye zamanında ve gerekli biçimde yerine getiremedi. 1980'den sonra ise Batı ile ilişkilerimiz 5-6 sene tamamen koptu. Ve netice olarak çok önemli bir dönüm noktası da 1996 yılında Gümrük Birliği'nin kurulması oldu. Böylece iktisadi hayatın işleyişine ilişkin konularda belirli hukuk kuralları Türkiye'de geçerli hale geldi. Ve Türkiye'nin sanayi üretim kapasitesi arttı. Türkiye'de üretilen sanayi ürünlerinin üzerine yeni dönemde Türk Akreditasyon Kurumu'nun onayı sonrasında CE işareti eklendi ve sadece Avrupa'da değil dünyanın her tarafında Türk kökenli, Türkiye kökenli sanayi ürünleri satılmaya başlandı. Yani bir anda Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan bu zamana kadar olan zaman diliminde geri kalmış bir tarım ülkesinden orta büyüklükte büyük potansiyeli olan hızla sanayileşen bir ülkeye dönüştü. Kronik sorunlarımız tabii ki var. Onu konuşacağız ama bir takım ülkelerinde çok üzerindeyiz. Yani eğitimde aynı şekilde, sağlıkta, temel altyapı yatırımlarında. Hele sağlıkta Avrupa Birliği ülkelerinin bence çok çok üstündeyiz. Yer yer ABD'nin de yani orada fert açısından baktığımızda burada vatandaşlara tanınan bir takım imkanlar ABD'nin ülkesindeki uygulamadan çok daha ileri, çok daha onun fevkinde seviyede. Evet, bir de tabii 21. yüzyılda yani Soğuk Savaş'ın sona erdiği yeni dönem var. 89'da NATO'nun muarızı olan, düşmanı olan Varşova Paktı ortadan kalktı. Çevreleme politikası başarılı oldu NATO'nun ve daha sonra Sovyetler Birliği dağıldı. Bu yeni konjonktürde, koşullarda Türkiye hızlı bir şekilde çok yönlü dış politika seçeneğini öne çıkarttı. Aslında az önce Erdoğan komutan da söyledi, 64'e kadar ve müdahalenin yapıldığı 1974'e kadar Türkiye temelde kendisini Batı sisteminin bir parçası olarak görüyordu. Ama daha sonra müdahale sonrasında Türkiye dostunu düşmanını çok daha yakından tanıdı. Çünkü Kıbrıs müdahalesine herkes tepki gösterdi. Yani NATO ülkeleri, Varşova Paktı ülkeleri, bağlantısız ülkeler, Orta Doğu'daki Müslüman devletler ve Türkiye yavaş yavaş Orta Doğu açılımını öne çıkarmaya başladı. Özal döneminde bu iktisadi boyutuyla gündeme geldi. 21. yüzyılda ise siyasi boyutuyla. Mesela yüzyılın başında 12 tane Afrika ülkesinde Türkiye'nin büyükelçiliği varken şimdi bu rakam
44'e yükseldi. Yükselen Asya konseptiyle Türkiye dış politika stratejilerini tartışmaya başladı ve artık sadece Batı'yla, Avrupa Konseyi'yle, Avrupa Birliği'yle, NATO'yla irtibat ilinti kurmakla yetinmiyor. Türkiye çok taraflı dış politika izliyor. Aslında Türkiye'nin içinde bulunduğu ortam, konjonktür, yükümlülükler de bunu gerektiriyor. Çünkü sadece Türkiye, Türkiye'den ibaret değil. Osmanlı ardılı bir devlet, bir başka boyutuyla ikinci hinterland olarak Türkiye, Türk dünyasının bir parçası. Sovyet Birliği dağıldıktan sonra bir Türk dünyası gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. O alanda da kısmi ilerlemeler var. Bir de ilk yıllarda biraz daha ihtiyatlı hareket ettiğimiz İslam coğrafyasına açılma. İslam Konferansı Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı ilk böyle toplantısını yaptığı zaman Türkiye katılmamıştı. Laiklik hassasiyetini aşırı olarak yorumladığı için, ama daha sonra bu teşkilatın da faaliyetlerine Türkiye yoğun biçimde katıldı ve bu teşkilatın günümüzde önde gelen ülkelerinden biri haline geldik. Bir bütün olarak dışarıdan baktığımızda bu coğrafyada gelecek potansiyeli olan bir ülke. Bunu herkes söylüyor. Bir cümle daha söyleyip hemen bitireceğim. George Friedman, Stratfor, Stratejik Öngörü adlı ABD kökenli bir düşünce kuruluşunun yöneticisi. Bunun bir kitabı var. Gelecek Yüzyılın Tarihi adını taşıyor. Şimdi bu kitapta, kitabın başlangıcında yazar diyor ki, yani önümde sihirli bir küre yok ama ben bir takım bilimsel kriterleri dikkate alarak gelecekte dünya nereye gidiyor, bunun fotoğrafını çekmeye çalışacağım. Tabii kendi ülkesine, ABD'ye karşı biraz daha sübjektif bakıyor, onlara öncelik veren bir yaklaşımı ortaya koyuyor. Fakat Avrupa'da da iki ülkenin potansiyeline dikkat çekiyor. Buna da bir tanesi Polonya, Avrupa Birliği olarak marjinal hale gelecek diyor. Bugün o öngörü önemli ölçüde gerçekleşmiş sayılır. İkincisi de Türkiye. Türkiye Osmanlı ardılı bir devlet olarak, coğrafi olarak genişlemese bile siyasi, iktisadi gücü, askeri potansiyeli önümüzdeki dönemde olağanüstü ölçüde genişleyecek diyor. Bunu 20 sene önce söylüyor George Friedman ve son 21. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan gelişmelerde aslında bu öngörüyü doğru çıkardı. Şimdi bakış açımıza bağlı olarak Cumhuriyet'in başından bugüne kadar kaydettiğimiz mesafeyi çok önemli bir başarı olarak da nitelendirebiliriz. Bir de diğer ülkeler nereden nereye geldi diye baktığımızda daha çok çalışmamız gerektiğini bir kez daha hissederiz. Çünkü Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan çıktığı halde bize birkaç tur bindirdi. Tabii orada da başka faktörler rol oynuyor. ABD'nin yönetmesi, yönlendirmesi, olağanüstü destek sağlaması. Ama Türkiye'de neticede büyük potansiyeli olan ve bölgesel hegemonya kurmaya aday şeklinde tanımlama yapılmıştı. Bu öngörünün bir 20 yıl sonra doğru çıkmış olmasını görmekten memnunum. Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde. Önemli, önemli noktalara değindiniz. Şimdi Erdoğan Karakuş'un da aslında bıraktığı noktadan da devam etmek istiyorum ama sizin dikkat çektiğiniz husus gerçekten önemli. Dış politikada çok taraflı bir yaklaşım benimsenmesi. Belli noktalarda elbette kırılımlar yaşandı. Dikkat çektiğiniz Afrika'ya yönelim, 44'e çıkarılması, büyükelçilik, temsilcilik sayısının ve bunun yanı sıra yeniden Asya girişimiyle alınan yol haritası, benimsenen yol haritası ve Türk Devletleri Teşkilatı ile birlikte Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra evet Türk Konseyi vardı, Türk Keneşi vardı ama Türk Devletleri Teşkilatı ile birlikte belki Rusya bir rekabet öngörebilirdi ama Rusya'nın da bu rekabeti öngörmemesi için onunla da pek çok paydada birleşildiği kanaatindeyim. Ve gelinen aşama itibariyle Türk Devletleri Teşkilatı'nın genişlemesi, şimdi BRICS hamleleri, belki Şangay hamlesi, bütün bunlar aslında çok taraflılığın en net tezahürü. Şimdi değerli Erdoğan Karakuş, size döneyim. Bıraktığınız yer önemliydi, 74 Mutlu Barış Harekatı.
O süreçten sonra elbette ambargolarla karşı karşıya kaldık. Sizinle yıllardır aslında böyle konuşuyoruz yaptığımız programlarda. Savunma sanayine yönelik aslında pek çok darbenin vurulmaya çalışıldığını. Şimdi gelinen aşama itibariyle neyi görüyoruz? F-35 krizi aşılamadı. F-16 krizi noktasında da o eşiğin aşılmaya çalışıldığını görüyoruz. Eurofighter meselesi hala sürüncemede. Belki İsveç savaş uçaklarını zaman zaman gündeme taşıyor ve konuşuyoruz. Belki bu gündeme gelebilir ama Kaan için biraz daha yol var gibi görünüyor. O yola ulaşana kadar, o noktaya ulaşana kadar nasıl bir yol haritası benimsenmeli, bunu da konuşalım. Bir de bıraktığınız noktadan devam edebilmek için de şunu dikkat çekelim. Kırılma noktaları 1983, yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı, ondan sonraki süreçte Avrupa Birliği'nin genişleme süreci, Türkiye'nin bu genişleme sürecindeki işte rolü ve AK Parti'nin iktidara geldiği süreç ve başlatılan aslında Kıbrıs görüşmeleri, anlam planı görüşmeleri, o dönem Avrupa Birliği ile alınan yol haritası çok önemli minvaldeydi. Ama Avrupa Birliği'nin o süreçteki tavrı elbette ki şu an gelinen aşamada istikrarsızlığı tetikledi bölgede ve Güney Kıbrıs'ta şu an istikrarsız bir şekilde silah yığınağı yapılıyor. Ciddi anlamda anlaşmalara aykırı bir şekilde bu silahlanma yarışının devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bu konuya neden geldim? Çünkü dün çok aslında kritik de bir haber geldi. Biden'dan Rum lidere bir davet gitti. Beyaz Saray'a davet etti. Beyaz Saray bu daveti yaptı ama Rum tarafı, Rum kesimi şu ifadeleri kullanıyor. Bu Türkiye'ye karşı bizim çok büyük bir kazanımımızdır. Böyle bir kazanım yorumunu yapmak doğru mu? Biden'ı biliyoruz. Evet, gider ayak Biden görevi teslim etmeden hemen önce böyle bir kabulü gerçekleştirecek olması önemli. Neden önemli? 73'te doğrudan Rum lobisiyle tanışan Biden, senatörlüğü süreci itibariyle 29 yaşından bu yana Rum lobisiyle yakinen çalışmış. Bu zamana kadar onlara pek çok hak, pek çok aslında verilmemesi gereken, adada istikrarsızlığı tetikleyen pek çok adımı attığını gördük. Pek çok planın arkasında da Biden'ın rolünü görüyoruz. Biden'ın görevi devretmeden önce attığı bu adım, bu hamlesi nasıl değerlendirilir? Ya demokratlar bu adımın devamını getirecek bir sistematik bir süreç başlatır mı? Bir de geçtiğimiz hafta, bu 10 gün kadar önce Rum lider ve yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreterinin ev sahipliğinde bir araya gelmişti. Bu görüşmeleri sekteye uğratacak, elbette gayri resmi bir görüşmeydi ama bu süreci etkileyebilecek bir süreç mi doğar? Nasıl öngörüyorsunuz? Türkiye'nin zaten Kıbrıs konusunda açık oynadığını biliyoruz. Onun nedeni efendim artık Kıbrıs'ın herhangi bir şekilde federal devlet haline gelmeyeceği ve iki devlet kurulacağı konusunda azmimiz ortada. Bununla ilgili olarak birçok ülkeyi bir şekilde Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıtmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabii Türkler olarak şanslıyız biz. Yani bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz var. Arkasından da 1990'dan sonra da 5 tane Türk devleti doğdu. Yani o nedenle dünyada ağırlığımız gittikçe artıyor. Bunun yanı sıra birçok ülkede de Türk varlığı tabii tamamen dostluk ve iyi niyetle olacak şekilde, asla ve asla barışı zedeleyecek şekilde olmaksızın devam ediyor. Yani BRICS'in toplantısının Tataristan Cumhuriyeti'nde yapılması hem de Kazan şehrinde yapılması, biliyorsunuz Kazan şehri aynı zamanda Türklerin belirli bir zaman başkentliğini yapmış olan bir şehirdir. O yüzden söylüyorum, yani dünyada gittikçe güçlenen bir Türkiye var. Bunu hazmedemeyen Batı var. Yani Batı'daki kötü niyetliler diye söyleyeyim ben. Bu kötü niyetliler içerisinde maalesef Biden'ı da sayabiliriz. Devamlı surette Türkiye'ye karşı tutumu çok iyimser olmadı. Birçok yani
Türkiye birçok konuda NATO'ya da yardımcı olmasına rağmen, yani efendim işte Finlandiya ile İsveç'i dahi kabul etmesine rağmen, terör örgütünün orada bir yerde kümelendiğini bilmesine rağmen bazı konuları düzeltip gene de rıza gösterdi ve şimdi onu söylemek istiyorum. Biden'ın işte giderayak kendisi, biliyorsunuz şu gün Rum kesiminde Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük kuvveti orada, İsrail'i destekleme amaçlı. İngilizler zaten oradaydı. Bir şekilde Fransızlar oradan üs aldı. Yani Batı bir şekilde Rum kesiminde yerleşmiş durumda. Malumunuz eskiden o Rum kesiminde Ruslar çoktu. Onları itelediler, kovaladılar. Oradan gönderdiler neredeyse. Şimdi bu ortam içerisinde efendim tekrar acaba görüşmelere bir şekilde Türkiye'yi zorlayabilirim düşüncesini taşıyorlar. Ama hiç merak etmesinler, Türkiye artık bu konuda kararını aldı. Zaten burada anlam planıyla ilgili olarak ben askeri tarih ve stratejik etüt başkanıyken çalışmaları Dışişleri Bakanlığı ile birlikte yaptık. Sayın Ahmet Bulunç Büyükelçi, ilk Kıbrıs Büyükelçisi ile birlikte yaptığımız çalışma sonucunda Dışişleri Bakanlığımızın da büyük gayretiyle şu cümleyi koydurduk. Cümle nedir bakın? Rumlar niçin efendim hayır dedinin esasını görelim. Bizim o cümlemiz şu: 36 milletvekili Rumlardan olacaktı, 12 milletvekili Türklerden olacaktı. Ama bir cümle ilave ettirdik alta. Dedik ki o cümle şu: Eğer Türk nüfusu artış gösterirse, efendim 12'nin altında olmaksızın milletvekili sayısı artar dedik. Şimdi bakın bu neye götürüyor bizi? Anlam planının efendim uygulanması halinde 1881 yılından itibaren, İngiltere'ye adanın devrinden itibaren adayı terk etmiş Türklerin oy kullanma hakkı çıkıyor. Anadolu'da o günden efendim bugüne kadar aşağı yukarı 1,5 milyon Kıbrıs Türkü var. Onlar oy kullanabilir hale geliyor. Neden Rumlar hayır dedi bilmem, anlatabiliyor muyum? Yani burada o cümle Rumları feci yaraladı. Ve hepsi birlikte işte hayır dediler. Fakat Avrupa Birliği de biliyorsunuz evet diyeni dahi içeriye almadı. Benim daima şahsi düşüncem şu olmuştur: Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'ne girmeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa Birliği'ne de girmemeli. Hep birlikte gireceksek gireriz, giremeyeceksek de bu şekilde yaşamımızı devam ettiririz. Biraz evvel BRICS'ten bahsettiniz. İşte Türklerin bir kısmı, Türk devletlerinin BRICS içerisinde, Türkiye'de de bir şekilde bu konularda adım atması, değerlendirilmesi doğru bir olay olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. İrfan Hocam, siz de buyurunuz. Yani şimdi Kıbrıs politikası, değişen anlayış ve gelinen aşama itibariyle iki eşit egemen devlet anlayışı ciddi anlamda çok büyük bir kazanım. O veya bu şekilde, öyle veya böyle kabul etmek durumunda kalacaklar. Şimdi aslında önemli bir görüntüydü. Değerli Paşam'ın bıraktığı nokta şu: BRICS noktasından bıraktı ama BRICS fotoğrafında Batılı ülkeleri rahatsız eden biri vardı. O da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ti. Ama her ne kadar rahatsızlık uyandırmış olsa da kimse sesini çıkaramadı. Çünkü Gazze meselesi söz konusu olunca burada İsrail'e verilen desteğe sesini çıkaran bir isimdi BM Genel Sekreteri. Bu belki de sessiz kıldı o tarafları. Şimdi Kıbrıs noktasında, yapılan yığınaklar noktasında ne dersiniz? Şimdi
Özellikle 2020'de alınan, Biden döneminde alınan karar ve ardından yine peşi sıra gelen bu yığınaklanma meselesi, Gazze'deki bu hadisenin, menfur olayların, bu katliamla beraber daha da derinleşmesiyle birlikte şimdi biz neyi görüyoruz? Asıl hedef belki de Güney Kıbrıs'ı da bu denkleme dahil etmekti diyebiliyoruz. Siz adanın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Belki durum yani iki devletin, iki eşit egemen devletin kurulmasının çok daha ötesinde tehlikeli de bir noktaya taşındı. Ada için öngörünüz nedir? Evet, yani Türkiye'nin Kıbrıs politikası son derece açık, son derece net. 1974 sonrasında Türkiye Kıbrıs sorunu çözülmüştür. Bundan sonra yapılması gereken fiili durumu hukuki bir çerçeveye oturtmaktır ve müzakerelerde Batı'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimi kanalıyla talep ettiği maksimum isteklerin hepsi geri çevrilmiştir. İşte federasyon kurulması amacıyla Türkiye belli bir süre itidal ile müzakerelerin sürdürülmesine destek sağlamıştır. Denktaş'tan sonra da bu devam etmiştir. Fakat federasyonla gidilecek bir yer olmadığı ortaya çıktıktan sonra bağımsız devlet seçeneği güçlü biçimde Türkiye tarafından bir kez daha vurgulanmıştır. Şimdi ilk dönemde hemen müdahaleden sonra Kıbrıs Türk Federe Devleti 15 Kasım 1983'ten sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi. Bunun tanınması için Türkiye belli dönemlerde yoğun baskı da kurdu. Bir takım ülkeler ilk adımı da attılar fakat arkası gelmedi. Bunun zaman içerisinde şekilleneceği anlaşılıyor. Bu çok da fazla ehemmiyet taşımıyor. Yani bağımsız olarak ayakta durabilecek kapasiteyi getirerek Kıbrıs Türk toplumu Türkiye'nin desteğiyle sahip. Şimdi tabii güney tarafta iki tane 1960 tarihli anlaşmayla İngiltere'ye iki tane bölge, iki tane üs tahsis edildi. Agrotur ve Dikelya. Hem oralarda hem de ilave bir takım hava ve deniz üsleri verilmek suretiyle Kıbrıs'ın Rum kesiminde yabancı askerlerin konuşlanmasına uygun bir zemin yaratıldı. Türkiye bunları çok yakından takip ediyor ve olduğu bittilere hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğini deklare ediyor. Halen Kıbrıs'ta 35 bin civarı askerimiz var ve buraya bizim müdahalemiz 1974'te dışarıdan baktığınızda bir azınlığın haklarını, çıkarlarını korumak için bir başka devletin iç işlerine müdahale gibi gözükse de aslında legal, hukuki bir zemine dayanıyor. Çünkü 1959-60 Londra-Zürih Anlaşmaları kurulan sistemin garantörü olarak üç devletin adını saymıştı. İşte Yunanistan, İngiltere ve Türkiye. O kapsamda Türkiye aslında uluslararası hukuka uygun olarak müdahale etti. Kıbrıs'ın çok ağır biçimde faturasını ödedik Kıbrıs nedeniyle, Kıbrıs davası nedeniyle dostumuzu, düşmanımızı tanıdık. Uluslararası diplomasi konusunda deliğimiz olağanüstü ölçüde arttı. Ben başka programlarda da söylüyorum. Burada bir kez daha tekrar etmekte mahsur yok. Bugüne kadar Türkiye devasa boyutta 4 farklı başla para harcadı. Bunlara bir tanesi GAP, Güneydoğu Anadolu Projesi. Evet, bu işte mali bakımdan önemli yük getirmiş olsa da en sonunda tamamlandı ve çok geniş coğrafya suyla buluştu. İkinci olarak 1980'li yıllardan günümüze 40 yıldır ülkemizi bölmek isteyen yabancı güçlerin maşası olarak değerlendirebileceğimiz bir terör tetiş harekatı var. Bununla mücadeleye de devasa bir rakam harcandı. Üçüncü mesele tabii Kıbrıs. Yani Kıbrıs'a da bir taraftan biz işte sponsor, finansör oluyoruz. Oradaki halkın refah seviyesinin Rumlardan geri kalmaması için çaba gösteriyoruz. Aynı zamanda Kıbrıs'tan mütevellit bir takım konularda bazen hukuken bazen fiilen yaptırımlarla karşı karşıya kalıyoruz. Evet, dördüncü kalemde Arap Baharı sonrasında sığınmacı, mülteci akını, bunlara da Türkiye devasa kaynak aktardı. Ama işte Kıbrıs'ın burada
uluslararası politikayı böyle reel olarak okumamıza büyük katkısı oldu. Dostluğumuzu, düşmanımızı yakından tanıdık. Bir takım açılımlar yaptık. Mesela 1992 yılında Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak bir teknik yardım kurumu oluşturmuştu. TİKA, Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı, yani burada temel olarak Azerbaycan ve Orta Asya'daki devletler, onların Sovyet sonrası dönemde uluslararası sisteme entegrasyonuna Türkiye'nin katkısı hedeflenmişti. Fakat bir taraftan Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelmemek için, öte taraftan coğrafi uzaklık sebebiyle bu teşkilatı Türkiye daha sonra genişletti. Bugün 65'ten fazla ülkede TİKA temsilciliği faaliyet gösteriyor. Balkanlarda, Moldova'da, Afrika'nın her tarafında, hatta Latin Amerika'da bile. Bütün bunlar Türkiye'nin hareket kabiliyetini, ulusal gücünü, elini kolunu güçlendiren unsurlar. Hı hı. Türkiye sadece silahlı kuvvetleri ve böyle sert güç olarak tanımlayabileceğimiz askeri potansiyeli bakımından çok önemli mesafe kat eden bir ülke olmakla kalmadı. Aynı zamanda yumuşak güç unsurları bakımından da uluslararası alanda etkisini, nüfuzunu arttırdı. Bugün eleştirebiliriz Türkiye'nin bir takım politikalarını. Evet, hükümetler de her zaman doğru yapmazlar, hata da yaparlar ama günümüzde Türkiye Birleşmiş Milletler Sistemi içerisinde ve bölgesel pek çok uluslararası organizasyonda adından söz ettiren bir ülke ve dengenin bir tarafına ağırlığını koymasıyla uluslararası sistemi önemli ölçüde etkileyebilecek bir ülke. Bunu BRICS toplantısında gördük. BRICS şu an itibariyle sadece bir platform, henüz daha bir kuruluş tüzüğü, organları, karar alma mekanizması, bunlar tam oluşmadı. Fakat Türkiye'nin burada da olmasında yarar var. Çünkü çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ve evet, Türkiye'nin de buna uyumlu olarak çok yönlü dış politika uygulamasından daha rasyonel bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi son olarak Erdoğan Paşa'm, size de döneyim. Önümüzdeki dakikalarda aslında önemli de bir tören olacak. Jandarma Genel Komutanlığı'na Türkiye'nin ilk maksat helikopteri Gökbey teslim edilecek. Biraz Gökbey'i açalım ve değerlendirelim istiyorum. Gökbey helikopterinin özelliklerini ve Jandarma Genel Komutanlığı'na sağlayacağı faydaları da biraz açarak değerlendirelim. Ardından da noktalayacağız. Çok kısa vaktimiz kaldı. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Tabii Türkiye'nin hani havacılıkla ilgili atılımları, söylediğim gibi 1927'de mesela helikopter üretmişiz biz. 1927. Şimdi bakın 2024'te ürettiğimiz helikopteri Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim ediyoruz. Bu genel maksat helikopteri, yani bildiğim kadarıyla 12 kişi falan taşıyabilen önemli bir helikopter. Bu geliştirilir, daha çok insan taşıyan, daha güçlü, hareket yeteneği çok daha iyi ve daha uzun mesafelere gidebilen helikopter de üretiriz. Bu çok önemli. Şunu açıkça söyleyeyim, işte 1974 yılında bize uygulanan ambargo, işte bugün TUSAŞ'ı, TUSAŞ'ın motor sanayi TEİ'yi, benim Roketsan'ı, Aselsan vardı ama onun geliştirilmesini, Aspilsan ve İşbir gibi Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın kuruluşlarının desteklenmesini sağladı. Burada tabii ben özellikle halkımıza teşekkürü bir borç biliyorum ama bir de pilotlara bir borç biliyorum. Çünkü Hava Kuvvetleri'nin pilotları bu vakfın kurulması için çok büyük para bir şekilde yatırdılar ve bunun sonucunu da gördüler. 93 milyar lira Hava Kuvvetleri Komutanlığı Güçlendirme Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın kurulması için teslim etti. Kara Kuvvetleri 2 milyar, Deniz Kuvvetleri 3 milyar. Yani 93 milyarın büyük bölümünde 2000 civarındaki pilotun uçuş paralarını devamlı surette bu vakfa teslimi bugünleri bize getirdi. Bakın, görüyorsunuz şimdi işte göklerde kendi helikopterimiz uçuyor. Mümkün olduğu kadar motor konusundaki sıkıntılarımızı da aşmaya çalışıyoruz. Kuvvetlendikçe, motorlarımızın gücü arttıkça, hele Kaan için elzem.
Evet, aynı zamanda işte sizin de söylediğiniz gibi Kaan olsun, diğerler için de, hepsi için elzem bir şekilde motor sanayimizi de tamamlama noktasına geldiğimizde, güçlü motorlar üretim noktasına geldiğimizde çok daha güçlü bir Türkiye göreceğiz. Kesinlikle. Son birkaç cümleyi de İrfan Hocam sizden Gökbey için rica edeceğim. Şimdi özellikle geçtiğimiz hafta biz TUSAŞ'a yönelik bu hain terör saldırısını gördük ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılında da teröre çok net bir mesaj verilerek Gökbey'in aslında ilk teslimi gerçekleşiyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na aslında kıymetli de bir mesaj olduğunun altını çizelim. Caydırıcılığı da ortaya koyuyor. Son birkaç sözü de sizden rica edeyim. Evet, Türkiye savunma sanayi alanında yerli oranını %80'lere çıkarttı. Tabii bu coğrafyada bağımsız dış politika izleyebilmeniz için dışarıdan temin edeceğiniz savaş araç ve gereçlerinin üzerinizde bir bağımlılık yaratması lazım. Kıbrıs Savaşı 1974'teki Kıbrıs müdahalesi, az önce Erdoğan komutanın da söylediği aslında 10 sene önce Johnson mektubu bir dönüm noktası oldu ve o günden günümüze Türkiye olağanüstü gayret çaba göstererek savunma sanayi alanında çok önemli mesafe kat etti. Tabii ki daha gidilmesi gereken çok fazla yol var ama işte savunma sanayi alanında ülkelerin fiili durumlarını gösteren bir takım istatistiklerde en azından bazı kalemlerde Türkiye'nin bir numaraya yükselmesini görmek sevindirici. İşte İHA'lar bakımından, SİHA'lar bakımından şu an son bir yılda satılan araçların %50'den fazlası Türkiye'nin yaptığı araçlar. Mesela bu burada çok önemli bir mesafe kat ettik. Ben ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde bu 5. nesil savaş uçaklarında, işte savaş gemilerinde, denizaltılarda da Türkiye bir önemli bir eşiği aştı. Önlenemez bir ilerlemeye doğru gidiyor. TUSAŞ'a yapılan saldırı her ne kadar bu eylemin uygulamaya aktarılacağı bir örgüt militanı da olsa, aslında perde gerisinde kimlerin ne mesaj vermek istediğini Türk halkı çok yakından gördü, anladı. Bizim önümüzü kesmek istiyorlar. Bu coğrafyada bizim bağımsız, egemen, hükümran bir millet olmamızı, İslam dünyasına, Türk dünyasına öncülük yapmamızı engellemeye çalışıyorlar. Bunu Türk halkı çok net olarak gördü. Çok teşekkür ediyorum. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor İrfan Kayaürger, katkılarınız için sağ olun, var olun. Arka manzaranız da harika. Hem yeşil hem de Türk bayrağının al bayrağımızın orada olması sevindirici. Sağ olun katkılarınız için efendim. Ve emekli Hava Kor General Doktor Erden Karakuş, sizler de var olun hocam. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlarınız olsun. Sağlık, mutluluk diliyorum. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için. Değerli izleyenler, bugün önemli bir gün, önemli de bir yayındı. Çünkü Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılı. Ben de bir Türk kadını olarak burada sizlerle bu ekranı paylaşıyor olmaktan, sizlere seslenebiliyor olmaktan da gurur duyuyorum. Gerek Mustafa Kemal Atatürk'ü, gerekse de şehitlerimizi, gazilerimizi anarak noktalayalım. Yarın görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.